kurduğu platformda en popüler yasa dışı materyallerin, uyuşturucu, silah, işte aklınıza gelebilecek veriler, kişisel bilgiler satıldığı platformdu. Bu platformu yöneten kişi o kadar büyük bir güce sahip oldu ki, günlük aşağı yukarı 600-700 bin dolar para kazanmaya başladı. Bakın günlük söylüyorum. Ve bu adam kendi kimliğini öğrenen ve beraber çalıştığı insanlardan 3 kişiyi öldürttü. Nasıl öldürttü biliyor musunuz? İnternet üzerinden yüzünü bile görmeden kiralık katil tuttu. Parayı Bitcoin'le ödedi ve 3 kişiyi öldürttü. Bunun bütün yazışmaları sızdı. Bakın buraya kadar evet çok ilginç olaylar ama bu adam daha sonra bir iz bıraktı. Dedik ki hani para motivasyon, başarı geldikçe sürekli kendine güven artıyor. Sonra bir iz bıraktı. Bu bıraktığı izden ötürü bunu FBI operasyonla yakaladı. Peki sonra ne oldu? Ortaya ciddi milyonlarca dolarlık Bitcoin, sanal para, elektronik para çıktı. Ve bu operasyonu yapan FBI ajanlarından biri 800 bin dolarlık Bitcoin'i çaldı. Bakın daha yeni suçlu bulundu ve cezaevine gönderildi bu kişi. Ne yapıyor? Baskında elde ettiği Bitcoin'leri devletin Bitcoin hesabına, elektronik para hesabına aktarması gerekirken 800 bin dolarını kendi kişisel hesabına aktarıyor. Biz ne dedik? Aslında bunun izi sürülemiyor dedik değil mi? Bakın izi sürülebiliyor belli şartlarda. Yani burada kendini gizlemek için de ayrı bir yetenek olması gerekiyor. Sizin diğer tarafta baktığımızda onun yerine ne oldu? Silk Road kapandı. Silk Road dediğimiz platform kapandı. Sahibi yakalandı, şu an içeride yatıyor. Onun yerine 10 tane Silk Road açıldı. Bakın 10 tane ayrı Silk Road açıldı. Ve şu an onlardan bazıları kendi kendilerini kapattılar. Bunun sebebi de Deep Web, derin internet, Darknet dediğimiz platformda bir güvenlik açığı ortaya çıktı. MIT Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bir güvenlik açığı keşfetti. Bağlanan kişilerin IP adreslerinin tespit edilebildiği bir açık. Yani şu an yine uyarıyorum, Deep Web'e giren eğer izleyicilerimiz varsa IP adreslerine ulaşılabiliyor. Ve ciddi yani, şekilde bizle karşı karşıya kaldık. İzlilik falan yalan. Bunu daha önceden de yaşadık. Nasıl yaşadık? CIA bir platformu hackledi. Bu hacklediği web sitesi çok ziyaret edilen Deep Web'deki bir web sitesiydi. Oraya bir kod yerleştirdi. Basit bir kod. Ve Firefox internet gezgini kullanan kullanıcıların sistemlerine girdi. Ve bütün hepsinin IP adreslerini topladı. Şimdi onlar kenarda duruyor. Onları takip ediyorlar. Ne kadar Deep Web'e giriyorlar, ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Ve sizin eğer Deep Web'e giriyorsanız IP adresinizin orada olup olmadığını bilemezsiniz. Şu anda bu bahsettiğimiz, bakın bu olayların içerisinde olan milyonlarca dolar sahibi, gizli zenginler, yasa dışı para kazanan insanlar veya gerçek hayattaki paralarını Bitcoin gibi sanal platformda değerlendiren kişiler gidip Bitcoin'le spor bir araba alabiliyorlar milyonlarca dolarlık. Ve bu artık insanlarla röportaj yapılıyor. Diyor ki yani biz ilk geldiklerinde şaka yapıyorlar zannettik, sonra araştırdık evet Bitcoin diye bir şey varmış ve ödediler diyor. Yani şu anda artık olay tamamen burada ve Facebook'un yine yatırımcılarına bakalım. Facebook'un kurucularından Michalos kardeşler, ikiz bunlar, filmde de görmüştür izleyen kişiler. Şu anda ellerinde yaklaşık 150 milyon dolarlık Bitcoin var ve Bitcoin'e en erken yatırım yapan kişilerden.